Şimdi Enes'de daha önce bundan 3 gün önce yaptığımız toplantı bu heyetle birlikte bugün il başkanımız Nesin İbay'ı da yanımıza alarak kaymakamımız, belediye başkanı, ilçe başkanlarımız, il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri, başkanlarıyla valimize bir konuyu, vahim bir konuyu anlatmak üzere geldik. Olumlu da sonuçlar alacağımıza umuyoruz. Konumuz şuydu. Bundan 2-3 ay önce biliyorsunuz vahim bir olay oldu demiştik. Bir gencimiz Unaharca katledilmişti. Troll ve bu gırgırlardan çıkan şahıslar kimliği bulundu tabii, yakalandı. Gerekli cezayı devlet verecek. Fakat hassasiyet devam ederken biliyorsunuz 15 Temmuz'da bu gırgırların ve trollların tekrar gelmesi gündeme geldi. Bugüne kadar gelmemişlerdi. Bu hassasiyet henüz de bitmedi. Dolayısıyla çok taze bir olay olduğu için Sayın Valimizden bunun bu sene gelmemesini istedik. Zaten Enes'de bu konuda biliyorsunuz yıllarca biz 10 seneler önce de mücadele veriyorduk. Trollar Saros Körfezi'ni dip taraması yaptığı için bütün balık yuvalarını da yok ediyordu. Ama amacımız burada bu değil. Bu vahim olayın tekrar bir vahim olayla karşı karşıya kalmamak adına bu sene trolların ve gırgırların Enes'e gelmemesi yönünde Sayın Valimize durumumuzu izah ettik. Sayın Valimiz de bizden bir imza karşılığı bunun müracaatla yapılmasını ve Tarım Bakanlığı nezdinde de İl Başkanı Nesin İBA kanalıyla bu iş takip edilecek. Eğer valiliğin yapabileceği işler var burada. Tarım Bakanlığı'nın yapacağı konular var. Biliyorsunuz sirküler yayınlandığı için sirkülerin dışında bir davranışı Sayın Valimizin koyması mümkün değil. Tarım Bakanlığı da bu konuda gerekli önlemleri alınacağını tahmin ediyoruz. Onun için biraz umutlu bir tablo ile buradan ayrılıyoruz. İnşallah 15 Temmuz'da yeni olaylara, en azı vahim olaylarla karşılaşmamak üzere temenni ediyoruz. İnşallah bu gırgırlar, trollar Enes'e bu sene gelmeyecek diye düşünüyoruz. Teşekkür ederiz. Efendim siz belediye başkanı olarak Saroz'da bu trollerin gelmemesinden sonra çok büyük popülasyon, balık popülasyonu farklı görüldü ve fok balıkları görülmeye başlandı Saroz'da. Şimdi şöyle, mesela dün sabah lagün göllerimiz var, 7 tane biliyorsunuz Enes'de. Lagün göllerimizde mesela deniz devreğinin arttığını gördük. Hem de yarım kiloluk iki tanesinin bir kilo gelen levrekler, deniz devreğiyle karşılaşıyoruz. Bu bizi sevindiriyor. Diğer su ürünlerinde diğer popülasyonlara da burada karşılaştık. Biraz önce dediğiniz gibi mesela fok balığı görünüyor Meliç Ağzı'nda. Diğer balıklar görülüyor. Ne oluyor? Tabii sardalyanın yumurtlamasıyla veya diğer balıkların yumurta atması ve bunların üremesiyle onları çeken yemek için gelen diğer balıklar türedi ve zenginleşti deniz ürünleri yönünden Enes'de. Şu anda her türlü balığı Enes'de bulma imkanına sahibiz. Onun için bunu kısa 2-3 aylık bir süreç içerisinde bile Saroz'daki balık popülasyonlarının ne kadar arttığını hep birlikte biz kendimiz gördüğümüz gibi siz de geldiğinizde göreceksiniz. İnşallah 20-21-22 Temmuz'da Enes Av ve Balık Festivali aslına uygun bir şekilde kutlanacaktır. Balık bol olacağını düşünüyorum.